Merhaba arkadaşlar. Kazım ile Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 AYT Fizik soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Newton hareket yasalarından e, ilk soruya başlayalım. Şimdi ne demiş sorumuz arkadaşlar? Sorumuz şöyle. Kütleleri 2 kilogram ve 6 kilogram olan XY cisimleri bir iple birbirine bağlı sürtünmesiz bir düzlemde 50 Newton'un etkisinde F kuvvetiyle ne yapılıyor? Çekiliyor diyor. Cisimleri birbirine bağlayan ipteki girme kuvveti kaçtır? Yani şu aradaki ipteki girme kuvvetinin kaç Newton olduğunu söylüyor. Şimdi bizim burada yapmamız ilk gereken iş arkadaşlar önce bir bileşen alalım. Burası tabii ki cismi hareket ettiren bileşendi. Burası 50 çarpı kosinüs 50 kosinüs 37. Kosinüs 37 değerimiz kaçtır? 0.8. 0.8 çarpı 50'den o zaman buradaki çeken kuvvetimiz arkadaşlar 40 Newton olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman öncelikle iğmeyi bulalım. F net eşittir. M çarpı A diyelim. E, sistemi çeken kuvvet 40 N. 40 N eşit toplam kütle 2 artı 6 kilogram çarpı A diyelim. 40 eşittir. 8 çarpı A'dan sistemi iğmesi ne kadar oldu? 5 metre bölü saniye kare oldu. Şimdi ilmeği bulduk. Şimdi bize T'yi soruyor. Şimdi T bu tarafa çeken kuvvet değil mi? O zaman şuradaki sistemi tek başına aldığımız zaman o zaman buradaki net kuvveti F eşittir. Yine M'a yazalım. M çarpı A yazalım. O zaman buradaki çeken kuvvet T oldu. O zaman bu cismin kütlesi burada 2 oldu. Diyeceğiz. Bu sistemi ilmesiyle bu sistemi ilmesi aynı olduğu için ilmemiz kaçtı? 5'ti burada. 2 kere T çarpı 2 çarpı 5'ten ne yaptı? 10 Newton oldu. Şimdi bunu şu şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Kuvvetler çektiği kütle orantı diyebiliriz. 40 Newton arkadaşlar burada 8 kilogramı çekmişse T Newton ip girmesi 2 kilogram çekmişti orantı kurabiliriz. Oğlum orantı kurarsak yani kilogram başına ne düşüyor? 5 düşüyor. O zaman kilogram başına düşerse 2 kilogram ne düşer? 10 Newton olur. O zaman cevabımızı bu şekilde 10 olarak ne yapmış olduk? İşaretlemiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Kütleleri 2 kilogram, 3 kilogram, 5 kilogram PRS cisimleri, PRS cisimleri hazırlanan şekildeki düzenekte R ve S ok yönünde hareket etmektedir diyor. Buna göre R, S ipteki arasındaki girme kuvveti kaç? Yani buradaki ip değerinin kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Ve sistem bu tarafta hareket ettiği Öncelikle ne yapalım? Bir sistemin kuvvetlerini gösterelim. Bu sistemi aşağı doğru arkadaşlar 20 Nt'lık bir çeken kuvvet var. Buradan arkadaşlar aşağıya doğru 50 Nt ve buradan da aşağı doğru 30 Nt'lık bir kuvvet çekiyor. Şimdi genel denklemimiz f net eşittir m toplam çarpı a değil miydi? Şimdi bu tarafa 30, 50 daha toplamda sağ tarafa doğru 80 Newton çekti. Sol tarafa doğru 20 Newton kuvvet çekti. Toplam kütle 2, 3, 5 ne yaptı? 8, 2 daha 10 yaptı. 10 çarpı a'dan. O zaman 60 eşittir 10 çarpı a'dan. A kaç geldi? 6 metre bölü saniye kare geldi. Şimdi bize buradaki T'yi söylüyor. Buradaki T kuvveti hangi yönlü? Yukarı yönlü aşağıda 50 Newton kuvvet. O zaman şurası için bir denklem yazarsak. Denklemi yazalım. O zaman 50 aşağıya T yukarıya. Niye 50'den T'yi çıkardık? Çünkü hareket aşağı olduğu için burada arkadaşlar o zaman 50 Newton T'den büyüktür. Her zaman büyükten küçük çıkaracağız. O zaman sadece bu sistem için yazdığım için 5 çarpı A diyeceğiz. A'mız kaç? 6 olacak. O zaman 50 eksi T eşittir 30 sa T buradan kaç geldi? 20 Nm olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz şöyle. Kütleleri 1 kg, 2 kg, kilogram, 3 kg KLS cisimleri oluşturan sürtünmesiz düzenekte şekilli konumdan serbest bırakılıyor. Sistemi yiyemesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar önceki kuvvetleri tek tek gösterelim. Aşağı doğru bir Mg kuvvetimiz var. O zaman Mg kuvvetimiz ne kadar? G'den diyor, 30 Newton oldu. Bu bunların aletlerin bir aşağı etkisi var mı? Bunlar aşağı ağırlık etkisi yapar mı? Bunlara herhangi bir sistemin hareketine katkısı yoktu. O zaman bizim denklemimiz ne olacak? Denklemimiz şu olacak. Yine f net eşittir arkadaşlar. M toplam çarpı A diyelim. Bu sistemi hareket eden kuvvet kim? 30 Newton. O zaman 30 eşittir toplam kütle. 1 kilogram, 2 kilogram artı 3 kilogram çarpı A dediğimiz zaman 30 eşittir. O zaman 6 çarpı A dersek o zaman bu sistemin ivmesi ne oldu? 5 metre bölü saniye kare olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk ve cevabımızı deniz olarak işaretleriz. Evet dördüncü sorumuza geldi arkadaşlar. Sürtünmeleri ihmal edildiği şekilde bir düzenekte kütleleri M, 3M ve ile cisme serbest bırakılıyor. Bu durumda cisimleri birbirine alınan ipteki 20 kuvveti T oluyormuş. Sistem inmesinin büyüklüğü A ise Şekil 1'deki düzenek şekil 2'deki de hale getirirse A ve T ne olur? Şimdi buradaki ip girmesine başlangıçta T1 diyelim. Buradaki ip girmesine arkadaşlar T2 diyelim. Bu sistemin iğmesi başlangıçta A1 olsun. Bu sistemin iğmesi de A2 olsun. Şimdi burada tek tek kuvvetleri gösteriniz zaman aşağı doğru bir Mg kuvvetimiz var. Aşağı doğru bir 3Mg kuvvetimiz var. Şimdi buradaki sistemin iğmesini hesaplarsak o zaman F net eşittir. Yine M'a dediğimiz zaman F net eşittir. M toplam çarpı A diyelim. 3MG'den 1MG'yi çıkardığımız zaman toplam kütle M, 3M'den ne yaptı? 4M. 4M çarpı A1 olsun. O zaman burada ne geldi? 2MG eşittir. 4M çarpı A1 dediğimiz mi? M'ler ne yaptı? Gitti. Burada A1 ilmimiz başlangıçta nasıl çıktı? G1 iki çıktı. Şimdi bize buradaki T'yi soruyor. T'yi buradan da bulabiliriz. Buradan da bulabiliriz. Hareket bu tarafı olduğu için ne yapalım? Şuradan bulalım arkadaşlar. O zaman hareket yönümüz aşağı doğru. İlk başta o zaman T1'i bulalım. İlk neydi? O zaman T1 bulurken, şurası için bulurken arkadaşlar. Şöyle diyelim. O zaman 3MG aşağıya doğru kuvvet. Eksi. T1 yukarı kuvvet. Çünkü bu T1 ne yapıyor? Yukarı çekiyor. Eşittir. 3M çarpı A'cım. A'sı ne kadar? G bölü 2. O zaman T1'i buradan çekersek T1'i çekersek arkadaşlar 3 bölü 2'den 3 mg'den 3 bölü 2 çıkarsa ne oldu? T1 eşittir. 3 mg bölü 2 geldi. Bu birinci durum olsun. Şimdi ve eğimi bizim birinci durumu bu şekildeydi. Şimdi ne diyor? Şekil 2'deki olursa. Şimdi aşağı yine 3 mg'lik bu kuvvetimiz var. O zaman yine bir eğimi yi hesaplayalım. O zaman F net eşitleme adımız 3 mg'lik kuvvet toplam sistemine kadar 4 m'lik bir kütlemiz var çarp a2 dersek o zaman a2 değerimiz ne oldu? m'ler giderse a2 değerimiz 3g bölü 4 oldu. Şimdi buradaki t2 söylüyor. Buradaki t 2yi tekrar denklem yazarsak t2 eşittir yine ma diyelim. Şimdi t2'yi bilmiyoruz ama m'imiz kaçtı? m'de g'imiz de 3g bölü 4 oldu. O zaman ikinci durum bu oldu. Şimdi ne diyor bize? Şimdi a değerimiz önceden g bölü 2 idi. Şimdi arkadaşlar kaça geldi? 3g bölü 4'e geldi. O zaman A değerimiz arttı. Şimdi T1 değerimiz öncesinde 3 bölü 2 idi. Şimdi 3 bölü 4 oldu. O zaman ne yaptı? T1 değerimiz de azalmış oldu. Çünkü burası 1,5 iken bir anda 3 bölü 4'e düşmüş oldu. Evet geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Sürtümlerin önemsenmede şekilde düzenlikte birbirine iple bağlı kaliye cisimlerinin kütleleri 5 kilogram ve 15 kilogramdır. Buna göre cisimler serbest bırakıldığında K cisminin iğmesi kaçtır diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir kuvvetleri aşağıya gösterelim. Aşağı doğru böyle arkadaşlar o zaman 5 kilogram 50 Nm'lik bir ağırlığı var. Bunun da aşağı doğru 150 Nm'lik bir ağırlığı var. Şimdi ne yapmamız lazım? Bunu koldan lazım. O zaman bu tarafa olan kol her zaman sinüs koludur. O zaman 150 çarpı sinüs 37 diyelim. Bu tarafa olan kolu yazalım. Şimdi bu tarafa olan kol da arkadaşlar yine sinüs koldur. 50 çarpı sinüs, sinüs 53 diyelim. Şimdi tek tek hesapladığımız zaman. Şimdi 53 değerimiz kaç? 0.8. 0.8 çarpı 50'den o zaman burası ne oldu? Aşağıda olan kol 40 oldu. Bu tarafa da 150 çarpı 0.6'dan. 0.6 150 çarparsak kaç olur? 90 olur arkadaşlar. Şimdi o zaman sistem ne tarafa? Sistem bu tarafa doğru hareket eder. O zaman f net eşittir. m toplam çarpı a diyelim. Şimdi sağ tarafa doğru 90 Newton'luk kuvvetimiz var. Sol tarafa doğru 40 Newton'luk kuvvetimiz var. Toplam kütle 5 artı 15'ten 20 oldu. 20 çarpı A'dan o zaman 50 eşittir 20 çarpı A dersek o zaman sıfırlar giderse A değerimiz buradan 5 bölü 2 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik 6. sorumuza. Kütlelere 4 kilogram 6 kilogram olan kalecisine cisimler bir iple birbirine bağlı büyüklüğü sabit 120 Newtonluk olan bir F kuvveti şekildeki bir düşey olarak yukarı çekilmektedir. Cisimler birbirine bağlı iple girme kuvveti kaçtır? Yani bu aradaki ip girme kuvveti kaçtır diyor. Yine arkadaşlar kuvvetleri tek tek gösterirsek aşağı doğru bunun 60 Newtonluk bir kuvveti ve ağırlık kuvveti var. Bunun da aşağıya 40 Newtonluk kuvveti var. 120 çekiyoruz. O zaman iğmeyi bulabiliriz. F net eşittir. M çarpı A dersek o zaman yukarıya 120 Newton'da bir kuvvet var. Aşağı doğru ters yönde 40 artı 60 yüzlük bir kuvvet çekiyor. Toplam kütle 4, 6 daha 10 vattı. Da 10 çarpı A diyebiliriz. O zaman 20 eşittir. 10 çarpı A dersek o zaman iğmemiz kaç oldu burada? İğme değerimiz 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi T'yi şuradan bulabiliriz. Şimdi T burada bunu yukarı doğru çekiyor. Hareket yönü çünkü yukarı olduğunu biliyoruz. Ve burada o zaman T 60'tan ne olmak Büyük olmak zorunda. O zaman burası için yazarsak T eksi 60 eşittir. MA diyeceğiz. 6 çarpı A'mızı 2 bulduk. O zaman T eksi 60 eşittir. 12 yazarsak T buradan kaç kere 60'ı diğer tarafa atarsak 72 Newtonluk bir değer olmuş oldu arkadaşlar. Evet, bu sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım ve arkadaşlar mutlaka videolarımızı beğenin.